10 sene önce belki arada bir tane iki tane e, Türkiye kökenli olmayan e, Fransızlar gelip de Türkçe öğrenirken, şimdi daha yeni sınavdan çıktım bu sabah e, karşımda 10 e, tane 15 tane e, Türkiye kökenli olmayıp da Türk, Türkçe eğitimi alan öğrenciler var. Bütün Avrupa'da, daha doğrusu Batı Avrupa'da e, Türkçe eğitim veren kurumlar oldukça tarihi kurumlar. Yani 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren. Önce Osmanlıca Türkçesine, ondan sonra da tabii 20. yüzyılda Türkiye Türkçesine bir ilgi var Batı Batı Avrupa'da. Bütün Avrupa'daki kurumların bu konuyla ilgilenmeleri hem tarih, hem arkeoloji, hem sosyoloji, sosyal bilimler, hem de başka bilimlerde ilgilenen, oryantalist olmaya yönelen insanlara Türkçe öğretmek içindi. Fakat 1990'lardan itibaren bu kurumların içindeki öğrencinin profili değişti. Bu, tamamen değişti hatta değişmeye de belki devam ediyor 1990'lardan itibaren e, Batı Avrupa'da doğan Fransa'da Almanya'da e, doğan fakat Türkiye kökenli ebeveynleri olan çocuklar bir nevi e, bir kimlik arayışı içerisinde bazen de başka yerde okuyamadıkları için bu bölümlere gelmeye başladılar e, küçük bir azınlık olsa da e, Türkiye kökenli olmayıp da Türkçe öğrenmeye gel, gelenler de e, var bunların çoğu gene aynı ee, gelenek içerisinde başka konularla ilgilenen, tarihle ilgilenen, sosyolojiyle ilgilenen, arkeolojiyle ilgilenen ve e, Türk e, kontekstine bağla, bağlamına ilgi gösteren öğrenciler. Birçoğunun başka diplomaları da var. Gelip bizde evet Türkiye dilini, edebiyatını, tarihini, sosyolojisini öğreniyorlar. Gerçekten 2000'lerin başında Tek tük olmaya olmaya başlamıştı ve bütün öğrencilerimiz hemen hemen %90-95'i Türkiye kökenli ailelerin burada doğan çocukları olmaya başlamıştı. Hala da öyle ezici çoğunluk hala da öyle. Fakat son birkaç senede benim gördüğüm bir ilginin aksine arttı. Çoğu tarihle ilgileniyorlar. Yani çoğu mesela paralel olarak tarih eğitimi alıyorlar ya da paralel olarak arkeoloji eğitimi alıyorlar ya da paralel olarak sosyoloji eğitimi alıyorlar ve Türkiye ilgileri daha çok entelektüel bir e, bir seviyede sonuçta gerçekten büyük medeniyetlerin var olmuş olduğu, üst üste geldiği, birbiriyle karıştırdığı bir e, bir ülke şu anda Türkiye. E, şu anda Türkiye. Evet böyle bir böyle bir bilgi var. Çoğu entelektüel bir ilgi. Bazen de şunu da söylemek e, gerekir. Bazen de e, çiftlerin e, Türk olmayanları geliyorlar. Yani bir karı koca ya da iki sevgili biri Türkiye kökenli diğeri değil işte sevdiği insanın dilini tarihini ya da her neyse kültürünü öğrenmek için gelip öğrenmek isteyenler de çok çıkıyor. Bizim tabii üniversite seviyesinde verdiğimiz eğitim daha çok teknik bir eğitim. Teknik ve entelektüel bir eğitim. Tüm Fransa doğumlu Türkiye kökenli öğrencilerin konuştuğu bildiği Türkçe daha çok ev Türkçesi televizyon aracılığıyla yapılmış, öğrenilmiş bir Türkçe ya da anneyle ya da babayla konuşarak öğrenilmiş bir e, Türkçe. işin e, daha bilimsel arka planı oldukça zayıf elbette. Şunu da unutmamak gerekir. Bu çocukların büyük bir çoğunluğu e, e, orta ve lise eğitim eğitimleri süresince çok az ancak Türkçe e, görebilmişler. O yüzden üniversiteye geldiklerinde gerçekten e, Türkçenin başka bir yönünü eee ama dediğim gibi biz sadece Türkçe de öğretmiyoruz. Burada karşılaştırmalı edebiyat var, tarih var, kültür var, e, sosyoloji var, politika var e, vesaire. E, tam bir bütün bir eğitim verdiğimiz için e, bize gelip e, lisans okuyanlar sadece Türkçe diliyle de yetinmiyorlar.